Hoş geldiniz. Bugün size güveçlerde kaşarlı mantar yapacağım. Öncelikle malzemeleri sayıyorum. 2 paket mantarımız var. 3 tane kuru soğanımız var. 2 yeşil biberimiz, 1 kırmızı biberimiz. 2 yemek kaşığı kadar olacak şekilde sıvı yağımız. 1 yemek kaşığı domates ve biber karışımı salça. Ve yeterince tuzumuz. Birer tatlı kaşığı kekik, toz biber, karabiber. Ve yarım limonumuz. Öncelikle mantarlarımızı yıkama kabımızı alıyoruz. İçine yarım limonumuzu sıkıp güzelce bunun kararmamasını, daha çabuk temizlenmesini sağlıyor ve suyumuza ıslatıyoruz. 5-6 dakika kadar böyle ıslak bekliyor. Evet, limonlu suda beklettiğimiz mantarlarımızı 2-3 defa güzelce yıkadık, süzdük ve böyle doğradık. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz küp küp de. Şimdi bunları tavamızın içine alıyoruz. Evet, soğanlarımızı soyduk. Güzelce böyle doğruyoruz. Dilim dilim piyazlık şeklinde. Doğradıktan sonra tavamızın içine ilave ediyoruz mantarlarımızı. Ve biraz bunların da ölmesini bekliyoruz, pişmesini. Evet, 2 yemek kaşığı kadar olacak şekilde sıvı yağımızı katıyoruz ve ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Soğanlarımız bayağı bir rengi dönmüş ve biberlerimizi ilave edeceğiz. Evet, biberlerimizi de ilave ediyoruz. Ve bunlar da biraz renkleri dönene kadar pişiriyoruz. Evet, bütün malzemelerimiz pişti. Bir tane de domates ilave ettik. Son anda artık öyle yapmak istedik. Malzemeleri sayarken yoktu ama lezzet versin diye. Böyle biraz karıştırdıktan sonra bütün baharatlarımızı, yeterli tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Böyle hemen bir yemek kaşığına yakın domates ve biber salçası karışımı ilave ediyoruz. Bizi 5 dakika daha böyle durduktan sonra güveçlerimizi dolduruyoruz. Evet, pişen mantarlarımızı güzelce güveçlerimize pay edeceğiz böyle. Çok doldurmamak şartıyla böyle düzgün bir şekilde düzeltiyoruz. Hepsini böyle dolduruyoruz. Evet, güveçlerimizin üstüne gelecek şekilde kaşarlarımızı dolduruyoruz ve 200 derecelik fırınımıza veriyoruz. Kaşarlarımız kızardı mı yemeğimiz hazırdır. Evet, güveçlerimiz hazır yenmeye. Fırınımızın en üst rafına kaşarlarımızı koyduktan sonra verdik tepsimizi. Bir 10 dakika sonra bu hale geldiler, kızardılar. Yanında spagetti, işte pilav, onlarla servis yapabiliriz. Çok güzel, lezzetli bir, şık bir sunum, doyurucu bir yemek. Hepimize afiyet olsun. Allah yedirmeyi nasip etsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.